Ve beyefendiler, Yunanistan denince aklımıza ilk gelen milli içecekleri elbette ki Uzo. Ve Uzo'ya baktığımızda tıpkı bizim rakı gibi onlar için de son derece değerli. Daha önce size videolarımda hatırlarsanız Uzo Pulomari markasından bahsetmiştim. Ve genel olarak Uzo'ya baktığımızda yapımında arkadaşlar bizim rakıdan en büyük farkları anasonun yanı sıra reçetesine göre çeşitli bitkiler, rezene, tarçın, karanfil, baharatlar, hatta nane bile yapımında ne yapıyordu? Kullanılıyordu. Gene ana alkol olarak üzüm sumasının yanı sıra tahıllardan elde edilen etil alkolü de yapımında ne yapıyorlardı? Çokça kullanıyorlardı. Bakın bugün burada Yunanistan'ın en ünlü Uzo markasını görüyorsunuz. Barbagianni. Alkol derecesi %46. Melilla adasının Pulomari kasabasında 1860 yılından beri geleneksel aile tariflerine göre üretiliyor. Ve Melilla adası Uzo'nun arkadaşlar en önemli üretim merkezi olarak geçiyor. Bu arada bu marka genelde Türk rakılarına çok karakter olarak benzetiliyor. Baktığınızda Midilli Adası'nda ufak bir üretim tesisinde yapılıyor. Ürünün içerisinde gene arkadaşlar anasonun yanı sıra az önce söylemiş olduğum gibi damla sakızı ve çeşitli tatlı bitkiler bulunuyor. Genel olarak baktığımızda arkadaşlar gerçekten iyi beyazlayan bir ürün zaten görüyorsunuz. Burunda yoğun anason ve temiz alkol kokusunu alabiliyorsunuz. Son derece dengeli. Sek yanı sıra arkadaşlar sulandırarak da bu markayı içebilirsiniz. Nerede? Elbette CVK Park Bosporus Otel'de. Ne diyoruz? Bilinçli içici, bilinçli tüketici.